Allah'a merhaba. Yeni bir makyaj videosuyla, sohbet videosuyla kaşınan kaşlarım ve suratımla karşınızdayım. Az önce yüzümü yıkadım ve hiçbir şey söylemedim. Benim favori sözüm gerim gerim. Manyaklar gibi geriniyorum. Bugün kayınvalidemin doğum gününü kutlayacağız. Aslında doğum günü bugün değil, birkaç gün önceydi. Fakat hep beraber ailecek bir araya gelebilmemiz için işte insanlar çalışıyor falan malum biliyorsunuz. Bugün kutlayacağız. Saat şu an 11.41. Saat 1'de kutlayacağız. Burada Mission Cafe diye onun sevdiği bir yer var. Oraya gideceğiz. Hep beraber orada bir aile yemeği yiyeceğiz. Belki sonra biraz ulaşırız. Tam bilemiyorum ama plan bu şekilde. Ben de biraz hazırlanmak istedim. Dün işe giderken bir makyaj yaptım ve çok iltifat aldım iş yerinde. O yüzden onu yapacağım. Basit bir makyaj. Öyle çok ahımşan bir şey değil. Dediğim gibi az önce yüzümü yıkadım ve hiçbir şey sürmedim. O yüzden şimdi kremlerimi de süreceğim. Gerçi kremlerimi derken sadece iki ürün süreceğim. Göz kremi ve serum ama anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Göz kremim Lancome'un Visionaire Youth Ion Correction'ı. Bundan bu yeni olan bu arada. Ben bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Aylardır kullanıyorum. Bitirdim sonunda böyle kalbime ağrılar. Gire gire bitirdim. Charlie Anatoly'yi yıkamaya çalışıyor bu arada. Onların seslerini duyacaksınız. Anatoly çılgınca ne oldu düşündüm acaba dedim. Bundan bir tane bitirdim. Hassasiyetim çok severek kullanıyorum. Çok güzel bir aydınlık veriyor bence göz altına. İkincisini açtım ve dün ilk defa kullandım ve şimdi ikinci kullanışım. Yaklaşık şu kadar alıyorum. Ve acaba niye ağlıyor? Çünkü Anatoly banyoyu çok seven bir çocuk. Çok çabuk emiliyor. Makyaj altında asla ağır bir his bırakmıyor. Çok fazla sürmemek lazım ama çok sürünüze böyle beyaz beyaz çizgilere dolabiliyor. Ama onun dışında az kullanırsanız, yani az derken kıvamında kullanırsanız harika. Bayılıyorum. Yıpsına aşım kadife gibi. Böyle yediriyorum. Daha sonra ne kaldıysa parmaklarımı şöyle hatta kaşlarımın üstünden de geçiyorum. Daha sonra şu sıralar yaptığım şey Clarins'in Double Serum'unu kullanıyorum. Complete Age Control Concentrate diyor. Hassasıyım. Kapağını kaybettim. Görüyorsunuz bayağı kullandım. Çok severek kullanıyorum bunu. Daha öncesinde Clarins'in başka bir serumunu kullanıyordum. Ondan da çok memnunum. Ama sanırım ondan bir tık daha memnunum ve kokusuna bayılıyorum. Şimdi bunun yalnız şöyle bir olayı var. Üstünde iki tane aşaması var. Az kullanabilirsiniz, çok kullanabilirsiniz. Ben çok olanından iki pompa sıkıyorum. Bence asla çok alanı bile bir katta yeterli değil. İki pompayı şöyle sıkıyorum. Mis gibi bir tertemiz bir kokusu var. Bir önceki serumun kokusu aynı. Dolce & Gabbana'nın Light Blue parfümü gibiydi. Bu da böyle temiz. Temiz yıkanmış saç gibi mi? Evet, bu bir şampuan kokusu olsa rahatsız edici bir koku olmaz ama hafif bir koku. Suratım yine kıpkırmızı geliyor. Ben böyle suratıma bir şeyler sürdüm de hemen kızarıyor cildim. Yalnız göz altlarımı o kadar aydınlatıyor ki sürdüğüm şey göz altlarım. Göz çevrem bembeyaz, surat kıpkırmızı. Merak etmeyin. Geçici. Biraz da suratımın rengi. Normal önce çok güzel bir nemlendirme sağlıyor bu. Serum başka bir şey. Allah'ım maaşım. Başka bir şey sürme ihtiyacı hissetmiyorum. Bu sebepten ötürüm. Daha sonra normalde bunu yapıyorum ve bir süre bekliyorum makyajımı sürmek, uygulamak için. Fakat bugün vaktim yok. O yüzden direkt uygulamaya geçeceğim. Baz sürmek istiyorum. Son zamanlarda cilt makyajı yaptığım her zaman bu ikiliyi kullanıyorum. Ve inanılmaz memnunum. Bu fondöteni değiştirmeyi bile düşünmüştüm. O kadar memnun kalmamıştım. Fakat bu bazın üstünde harika duruyor. Bence hem kalıcı hem çok güzel böyle pürüzsüz buğulu gibi bir efekt veriyor bence bu ikiliyi böyle kullanınca hassasım. Bazım YSL Beauty'nin All Hours primer'ı. Çok ama çok seviyorum. Bende YSL'in diğer primer'ı da var biliyorsunuz. Şimdi asla şu. Ve bunu da seviyorum. Fakat bununla kullandığım zaman bana Armani bu fondöteni çok fazla ışıltılı gibi geliyor. Benim cilt rengim için en azından ya da cilt tonum için çok ışıltılı gibi duruyor. O yüzden bu bazla kullanmayı daha çok seviyorum. Bu da güzel bir baz. Her neyse. Böyle alıyorum. Instagram reklamlarındaki gibi. Kadınlar gibi böyle ince ince yüzüme dokunduruyorum. Sonra ya ben normalde elimle sürüyorum da bugün bir fırça akacak çenemdeki. Bir fırçayla sürmek istiyorum. Bana
Real Techniques Beauty bu dev fırçayı gönderdi. All over fırçayı ve ben bunu hiç kullanmadım. Armani fondötenimde bunu kullanamam. Acırma fondöteni. Zaten normalde de 3 fırça, 3 pompa kullanıyorum ve bana çok gibi geliyor. Bunu bugün bununla deneyeceğim. Yani bu fırça için başka hiçbir kullanım alanım yok gerçekten. Neyse. Ay, damlata, üstüme damlata döke. İlk defa bu fırçayı gözünüzün önünde kullanmış olacağım. Yani sonuçta Real Techniques bana bayıldığı için göndermiyor bana. Kullanan videolarında insanlar gerçekten gönderiyorlar. Ve normalde biliyorsunuz Real Techniques göz fırçaları hariç sevdiğimi. Ama bunu yani bence yedi bak ürünü bayağı. Yani insan çok sevdiği bir ürünü kullanmaya kıyamaz bence bu fırçayla. Yer çünkü. Hani süper yumuşak, harika falan da bileyim. Bilemedim. Ne düşünüyorsunuz? Çabuk sürdüm mü? Sürdüm. Yani büyük olduğu için ama bence ürünü yemiştir biraz. Hatta görebiliyorum beyaz bez. Bak siz de görüyorsunuz. Böyle. Okey. Armani yolunda sürmeyeceğim. Öyle. Size açık ve... Ay dur şey süreyim. Korektör süreyim. Biraz sivilcelerimi kapatayım. Korektörle mi kapatsam? By Terry concealer'la mı kapatsam? Çünkü her ikisini de kullanmayı seviyorum. By Terry'nin Stylo Expert Click Stick'ini de seviyorum. Bu sivilcelerimi kapatmak için. Aslında bu onun için değil ama bunu da kullanıyorum bazen. Yves Saint Laurent Beauty'nin Tuş Eclat Neutralizer'ını da kullanıyorum. Bu somon rengi ve böyle yüzünüzde koyulukla... Bak ikisini de farklı şeyler için kullanacağım. Dur. Şimdi By Terry'yi kullanayım. Benim rengim ne bunda? Resmen öyle bir böyle hyaluronik renkler gibi olur ya. Belli bir ışık vurmadan göremiyorsun. Sanırım rose'yim. O kadar yaşlı değilim yani. Bunları ben bu tarz stick kapatıcıları asla göz altımda sevmiyorum. Çünkü belki yaşın etkisi bilmiyorum. Dur bunun için şeye aynı ihtiyacım var. Kameradan bir yere kadar bakabiliyorum. Her ne kadar kameramdan, daha doğrusu telefonumdan çok memnunsam da aldığımdan beri iyi ki almışım diyorum. Çok kolaylaştırdı benim için cidden video olayını. Yani görüntü kalitesinden falan çok memnunum açıkçası. Bunu böyle sürdüm. Daha sonra bu yavruyu da koyuluklarımın olduğu yerlere, ağız kenarlarıma, şuraların böyle sanki koyu gibi görüyor musunuz? Sanki cildimde bir berraklık mı var? Kameradan bakıyorum asla berrak görmüyorum. Şuradan bakıyorum daha bir berrak gibi geldi bana. Ama yanılıyor da olabilirim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? 2018 kararları alındı mı? Rejimlere başlandı mı? Sporlara başlandı mı? Ben spora başlamadım ama bir tık daha iyi besleniyorum günlerdir. Önce bunu yayacağım. Bence şeyler için başarılı. O koyuluklar için başarılı. Ne dersiniz? Daha sonra şunları şöyle üstüne bastıracağım. Sivilcelerim berbat yalnız. Biraz azalmaya başladılar son günlerde. Diller gibi su içiyorum. Ya su içmek tamam, çok su için iyi, hoş içelim de arkadaşlar, ben biraz fazla bilgi ama yani çok su içtiğim zaman bildiğiniz ciddiyim, tuvaletten çıkamıyorum. Mümkün olmuyor. Yani normalde de zaten sık çiş yapan biriyim diyeyim. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim başka türlü. Çok su içtiğim zaman böyle günde 2-2,5 litre su içtiğim zaman kendime gelemiyorum yani. Evet iyi bir şey sizin için. Tabii ki cildiniz için de iyi falan filan. Şu an 2 pompa aldım. Hayaller kuruyorum. 2 pompayla yetmeyecek ama. Fırçam. Sedona Lays'in FB07. Fenerbahçe 1907. Geldi aklıma. İlk sürdüğümde bak böyle sürdüğümde belki öncesinde suratım çok kırmızı diye. Bu fondöten bana çok sarı da değil, yeşil gibi geliyor alt tonu. Bir garip geliyor ama gerçekten çok normalde böyle
Makyaj bitirip de işe falan gittiğimde genelde şekilden önce sürüyorum ve aynada baktığımda o kadar hoşuma gidiyor ki. Hoş böyle pürüzsüz bir görüntüsü var. Kapatıcılığı fena değil. Çok yüksek değil ama benim işimi görüyor. Yani böyle altına zaten içten kapatılması gereken yerlere kapatıcı sürerseniz işinizi görüyor bence. Nitekim üst üste de sürülebilecek bir fondöten. Yani üstüne bir full kat daha geçebilirim bence. Şey görünmeden. O cake dedikleri görüntü olmadan. Bak iki pompayı aldım. Alnıma sürecek bir şey kalmadı. Fırçada ne varsa onu sürüyorum. O yüzden diyorum bana genelde 3 pompa gerekiyor diye. O yüzden bir pompa daha alacağım. Ve aldığım bir pompayla gene yanaklarımdan geçiyorum. Böylece böyle iki katımsı gibi oluyor oralar. Alnım sanırım suratımın ten konusunda, işte sivilce şüphe konusunda en sonsuz yeri olduğu için alnımda çok, hani fırçada kalanları sürsem de işimi görüyor. Genelde yanak, çene, gıdık. Oralar benim sorunlu bölgelerim. Fırçayı da sevdim bu arada. Bu fondötenle özellikle. Ya Guerlain'ı aldım ve kamera önünde de çok beğenmiştim ama ve tabii ki kullanacağım, kullanmayacağım demiyorum ama şu sıralar Armani'yi o kadar sardım ki elim gitmiyor. Guerlain'cığıma. Parıl parıl da parladım. Kamerada parıl parıl parladım. Bir de gerçek hayatta bakayım. Nasılım? Piercing'i seviyorum da fondöten sürünce üstü fondöten oluyor ya. Nefret ediyorum. Evet. Şimdi sırada gözaltı kapatıcısı var. Her zamanki gibi Milk'in kapatıcısı. Daha önceki videomda sormuştum bana tavsiye verir misiniz diye. Teşekkür ederim zahmet edip yazdığınız için. Tarte'ın shape tape'ini merak ediyorum. Etmiyor değilim. Bir yandan da bana böyle biraz abartılmış gibi bir ürün mü gibi mi geliyor? Kullanmadığım bir ürün hakkında niye böyle ön yargılıyım onu da bilmiyorum ama. Belki deneyebilirim. Şeyi hatırladım. Ben iki tane Wet n Wild almıştım biliyorsunuz. Onlar öyle çekmecede duruyor. Onlardan da devam edebilirim. Ama yeni ürünler denemeyi de seviyorum. Belki alabilirim. Bugün nedense böyle daha bir parlak gibiyim. Sanırım direkt serumun üstüne sürdüm diye fondöteni. Gözüme çok parlak göründüm. O yüzden çok hafif pudra geçmem lazım. Bence. Geçmem. Normalde sürmüyorum bu arada. Direkt bu şekilde bunun üstüne bronzerımı, şunun boyumu sürerek gidiyorum. Ama bugün ekstra parlak hissediyorum. O yüzden ve çok fazla parlamak istemiyorum. Tam da bu sebepten. Ben şey almamış mıyım? Allah Allah. Şununla mı sürsem? Bununla normalde bronzer sürüyorum ama şu an normalde sürmediğim için pudra. Böyle pudraların en büyük dezavantajı. Dünya kadar ürün birikiyor. Ama hastasıyım. Gene de Laura Mercier'in bu pudrası harika bence. Şununla dünyanın pudrasını alıp fazlalığını da döküp Sedona Lace'in FB03 numaralı fırçası. Çok güzel bir pudra. Çok ince yapılı. Görüyorsunuz böyle bariz bir matlık vermeden o çok yağlımsı görüntüyü alıyor ve gene de cildinizi ışıl ışıl bırakıyor. Hassasiyim ve makyajınızı da çok güzel sabitliyor. Bence Laura Mercier'in bu pudrası böyle övüldüğü kadar var.
Bless you, baby. Böyle. Okay. Sonra. Ay ay ay. Gene aynı fırçayla devam edeceğim. Niye kaldırdım bilmiyorum. Koki Cosmetics'in Powder Contour paleti. Ne alıyorum? Kırık aynam. Her baktığımda beni rahatsız edecek. Ve şu renkli. Benefit Hulam'ın da dibini gördüm aslında ama devam etsem neyse bunu yapayım. Hadi bugün bunu kullanayım. Yalnız evet Hulam'ın dibini gördüm. Her kullanışımda bayağı açılmaya başlıyor altı ve müthiş mutluluk verici bir şey bence bu. Yani her ürünü bitirdiğime mesela şey YSL'in o göz kremini bitirdiğimde hiç mutlu hisler yaşamadım ama bir yandan yaşadım. Ürün bitirmek çok keyifli. Öte yandan da o kadar pahalı şeyler bitmese de olur ama bayağı bayağı kullandım şimdi. Bir de içi görünmediği için ne zaman bitireceğinizi tam kestiremediğiniz ürünlerden bir tanesi o. Lap diye bitti. Allah'tan yediğim vardı. Üzülmedim. Yediğim olmasa bir tatsız böyle bir üzüntü yaşayabilirdim. Gökçen'in videosunu izledim az önce. Üçüncü burun ameliyatıyla ilgili. Kıyamam kız neler çekmiş. Ve iyi ki de yapmış ameliyatını. Kendini nasıl iyi hissedecekse öyle yapması en doğrusu bence herkes için. Yalnız kızın videosunu izledikten sonra böyle Instagram'da kendi fotoğraflarına bakıyorum. Ay burnum bana bir büyük. Ay burnum bana bir çirkin geldi. Ki ben bugüne kadar burun konusunda hiç hayatım boyunca ne estetik falan düşünmemiş benim. Bundan sonra da düşünmüyorum tabii ki. Yani oturup bıçak altına yatamam. Öyle bir cesaret edemem. Buruna gelene kadar neler var. Benim bıçak altına yatmam gereken de hani cesaret edip böyle bir şey zaten yapamam ama ilk defa kendi kendime böyle bir burun kompleksi yaşadım. Burnum çok büyükmüş gibi geldi. Burnuma aşık değilim. Dünyanın en güzel burnu olduğunu düşünmüyordum bugüne kadar da. Ama yani benim işimi görür. Hani ömrüm boyunca hiç öyle estetik mesedik burun açısından ihtiyacım olmaz diye düşünüyorum. İhtiyacım olmasa hiç düşünmedim yani böyle şey. Hiç ihtiyacım olduğunu düşünmedim. Ama bugün burnumu güzel bulmuyorum. Ama bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Yani burun ameliyatı olmayacağım. Sadece videoyu izleyince bende böyle bir tatsız bir kompleks oluştu. Tartan Party ismini böyle uzatmışlar. Allığını süreceğim. Bu tarz böyle iddialı olmayan allıkları çok seviyorum. Çünkü bence her makyajla gidiyorlar, yakışıyorlar. Bu benim nacizane görüşüm. Sonra gözlere geçeyim mi artık? Gözler, özler. Ay ben dün makyajımı yaparken şu işlemi yapmıştım. Bugün de yapmam lazım. Fırçamda ne kaldıysa gözlerimin üstüne sürmüştüm. Alın size göz farı bazı. Çok önemli değilse tabii makyajınız hani böyle uzun saatler dayanması falan gereken bir makyaj değilse bu yaptığım şey işinizi görür. Şimdi dün de bunu kullanmıştım. Bugün de bunu kullanacağım. Lorac Mega Pro. Yalnız süreceğim renkler bulunmaz renkler değil. Eminim elinizdeki birçok palette bulunabilir renklerdir. Dün ben ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi o fırçayı bulursam size göstereceğim. Yeni bir fırça var. Yeni bir fırça değil bu. Bana muhtemelen Ipsy'den çıkmıştı diye hatırlıyorum. Çünkü benim bildiğim bir marka değil. Lab 2 markasının Just Blending In Brush diye bir fırçası. Ve ben bu fırçaya aşığım, aşığım, aşığım. O kadar bilmiyorum yani nasıl tarif edebilirim ama o kadar güzel uyguluyor ki bence tam istediğim gibi bir dağıtma fırçası. Böyle çok tok ve sert değil. Görüyorsunuz biraz uzunca kılları. Bilmiyorum harika. Onunla her neyse çok güzel tarif ettim. Şu sepia rengini alıyorum. Görüyor musunuz? Bu fırçayla alıp şöyle göz kapağımda gezdiriyorum. Hem gölge kısmında, kriz kısmında, katlanma bölgesinde diyeyim. Türkçemizi güzel kullanalım. Hem de normal şu bölgede dağıtıyorum. Ve bu o kadar güzel bir fırça ki hiç
böyle kalın keskin hatlar yapmadan fıstık gibi dağıtıyor. Ben şu an birimel sürüp kaşlarımı doldurup böyle fırça far sürdüm. Sanki böyle saatlerce dağıtmışım gibi bir görüntü bence. Çıkabilirim bence. Çok seviyorum. Yani çok kolaylaştırıyor bence göz makyajını. Nitekim hani böyle sürersiniz de bariz far kalmış görüntüsü olur ya, nasıl çirkin, hele ki şu dışarılarda. İşte o görüntüyü asla vermeyen bir fırça bence. Müthiş. Yani bulabilme şansınız var mı? Nerede, hani ben bile nerede satılır bilmiyorum. Amerika'da bile Google'lanılabilir. Lab2L.A.B.Kare Just Blending in Brush diye bir fırça. Şeyde falan, MAC'de, Sedonaways'te, orada burada, Coastal Sense'de bir sürü markada var bu tarz karıştırma fırçaları. Ama bu bir başka güzel sanki. O yüzden delüsüyüm. Sürük mü? Sürük. Dediğim gibi sadece şu an bile bence yeterli. Ama ben dün bunu yeterli bulmadım ve dün başka bir fırça kullanmıştım da şimdi onu arayamayacağım. Gene aynı paletteki şu granit rengini aldım efendim. Uh-oh. Geliyorum. Uh-oh. Nico, we got. Anneciğim kesecektim ama kesmeyebilirim. Banyodan çıkmış çiki görüntüsü. Baby burrito. Normalde Anatoly belki çıplak olur vesaire diye kesecektim onu ama kesmeme gerek yok çünkü çok tatlı. Okay. Ağzım onu ıslandı yalnız, ıslak çocuk öpünce. Aldım. Ve kirpik diplerime sürüyorum. Çok güzel bir far. Çok güzel bir far. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Hafif ışıltılı bir far. Şöyle şuradan da hafif böyle yukarı doğru. Sürüyorum. Aynı işlemi bu gözüme de yapacağım. Okay. Sonra az önceki fıstık fırçayla dağıtıyorum. Tabii bu kullandığınız farlarla da biraz alakalı. Hani böyle dağıtılmaya müsait farlar olmaları önemli. Ama yani o kadar kolay ve çabuk dağıtıyor ki. Hassasıyım. Ağzım böyle kaldı. Dün yaptım. Buyurun. Sonra bir tane göz kalemi. Bu da gene tahmin ediyorum Ipsy'den çıktı. Ipsy'yi iptal ettim ama bana neler çıkıyormuş oradan. Ipsy'den mi? Çünkü genelde şeyden, evet muhtemelen Ipsy. Çünkü Sephora'dan high-end ürünler çıkıyor ve bunlar Ipsy'den daha böyle indie bilinmeyen birin markalar çıkıyor. Ipsy olduğunu tahmin ediyorum o yüzden. Her neyse. Beauty for Real markasının Eyeline Whiskey isimli bu kalemi, fakat çok bulunmaz bir renk değil yani. Sizin de bulabileceğiniz bir renk. Hayır, illa bu marka olmak zorunda değil yani. Onu şöyle gözümün hem altına, alt kirpik çizgime, hem de içine sürdüm. Siyah yerine bunu sürdüm yani. Daha sonra ki bunu dün önce siyahı sürmüştüm. Üste sonra bunu sürmüştüm ama fark edeceğini sanmıyorum.
siyah göz kalemiyle tight lining yapıyorum. Bu çok önemli bir basamak bence. Yapılması lazım. Şu iç üste sürüyoruz. En azından benim oralarım çok ten rengi yani. Makyaj yapma, eğer orayı doldurmazsan kesinlikle oradan ten rengi gibi görünüyor. Kirpik altlarımdan. Eğer sizin görünmüyorsa çok şart değil ama görünüyorsa, kirpiklerinizi daha dolgun dolgun göstermek istiyorsanız bence bu işlemi yapmakta fayda var. Daha sonra yine aynı siyah kalemle şöyle sadece kuyruk kısmında şöyle sürüm, sanki çok hafif eyeliner sürmüş gibi. Böyle gözlerimi bir tık daha havaya kaldırmak için. Şu bitiş yerlerini havaya kaldırmak için. Gözleri havaya kaldırmak. Bu kadar. Sonra rimel kaşlarımı doldurmak, cart curt işlemlerine geçeceğim. Bugün 3 rimel kullanacağım. Muhtemelen bir tanesi Lancome'un bu Sils Booster Extra Large bitmek üzere. Bunda yedeği var. Ve yani çok olmazsa olmaz bir ürün değil ama bence bir fark yaratıyor. Daha sonra çok severek kullandım biliyorsunuz bu rimeli. Clarins'in Super Volume rimelini kullanacağım. Ama rimel bitmek üzere. O yüzden ek bir rimel kullanma ihtiyacı duyabilirim. Bakalım, göreceğiz. Şununla başlayayım. Fıstık kız. Fıstık kız. Annem. Dünya niye gülüyorsun anneciğim? Aa, yüzüme dokunmayı aklın ucundan bile geçirme. Bal aklın ucundan bile geçirme. Makyajlı suratıma. Dokunmayı nene. I don't think so. Fıstık kız. Dünyam kız. Haydi bu. Gotta clean out her ear disease now. Ear disease. Artık ne derler, kulak pamuğu, pamuklu çubuk gördüğünde hemen elleri kulaklarına gidiyor. Kulaklarını temsil eden bir şey. Fıstık kızım benim. I'm gonna cut her nails too, so. Good job. She might cry. Oh, evet. Biraz Anatolia'nın ağlayışlarını duyabiliyorsun. Yobası tırnaklarını kesecekmiş. Görüyorsunuz ne güzel ilgileniyor kızıyla. Bin şükür. Okay. Sonra böyle bitti. Makyajım bitti. Şimdi dışarı çıkacağım. Wish me luck. Good luck baby. The very torture. Good luck. Torture device. For Anatolia. Anatolia 1 yaşında ve ben hala tırnaklarını kesemiyorum. Artık yavaş yavaş başlasam iyi olacak sanırım. Çünkü Charlie'nin iflahı kurudu Anatolia'nın tırnaklarını kesmekten. Charlie ve kayınvalidem yapabiliyor. Ben hala cesaret edemiyorum. Çocuk üniversiteye başlayacak. Tırnaklarını kesemeyeceğim. Üniversiteye başlayınca kendi tırnaklarını kendi keser. Saçma sapan, hiç de komik olmayan bir espri yapmaya çalıştım, olmadı. Fail. Evet, bu rimeli çok seviyorum. Fakat kuruma yolunda elimin adımlar atıyor. Ya inşallah şu fırın ne kadar... Ben buradan bakınca bayılıyorum fırın görüntüsüne. Ama kameradan sanki çok ahımşam görünmüyor. Ben kendim ahımşam görmüyorum yani. Ümit ediyorum siz de benim burada gördüğüm gibi görüyorsunuzdur. Rengi çok hoş bence. Tam böyle günlük kullanmak için hafif smoky. Abartılı değil ama hani o smokinin, yani bence abartılı değil en azından. Hani hiç makyaj yapmayan birisi için ya da makyaj anlayışı bir rimel, bir parlatıcıdan ibaret birisi için elbette abartılı bir makyaj ama onun dışında bence çok aman aman abartılı bir makyaj değil. Ve hoş olduğunu düşünüyorum. Dün de çok beğenildi. İş yerine gittiğimde iltifatla yağdı. Garip bir şekilde hem iş arkadaşlarımdan hem de müşterilerde. Saçlarım oldu ona keza. Sağ olsunlar. Yani bu rimeli artık yavaştan emekli etme zamanı. Ama çok sevdiğim için az geçemiyorum. Okay. Gözlerde bu kadar. İkinci rimele gerek kalmadı. Kaşlarımı doldurayım hemen. Yine Lorac Mega Pro. Ve
Nerede kaldı? Ha, ben onu kapağını kapattım. Sözün özü, Armani'nin hastasıyım. İçinize almadan önce sizden tavsiye istemiştim. Daha doğrusu fikir istemiştim. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz diye. Birçoğunuz çok sevdiğinizi söylemişsiniz. Anlıyorum şu an niye çok sevdiğinizi. Espresso. Paletteki espresso rengili. Şu boşlukları dolduruyorum. Ve kuyruğumu yapıyorum. Daha sonra şu Stone ve Brown isimli renkleri karıştırarak ön kısmı yapıyorum. Aynı şekilde espresso ile ortası ve kuyruk. Bayağı uzun bir video oldu. Oha, yarım saat. Oh. Goodness. Niye bugün bu kadar uzun oldu? Çok mu uzun uzun anlattım? Çok mu uzun sürdüm bir şeyi? Bilemedim. Neyse. Şeyin 40 kilo nasıl gider hesabının bir birkaç ne derler ona? Story'sini izledim dün Instagram'da. Ve böyle çok motive ediciydi bence. Şey dedi, kilo verdiği süreçte her gün spor yapmış zaten. Bir de her gün plank yapmış, kol çalışmış ve kadın hiç sarkmamış. Ondan bahsediyordu. Bence çok motive edici bir konuşmaydı. Kaçtı. Okay. Kaşlarımı da doldurdum. Şimdi ben allık sürdüm. Evet, sürdüm. Sırada ruj var. Dün sürdüğüm ruju süreceğim ve dün... Bu arada şunları önce göstereyim. Lancome. Bana 4 tane lip gloss gönderdi. Bunun içinden en ummadığım benim favorim oldu. İsimlerini tabii ki kör gözüm görmeyecek. Okay. Belki de olay rujlarda değildir. Belki de benim gözlerim görmüyordur. Şunun altını okuyabilen var mı? Bu tarz etiketleri. Her neyse. 321 numara. Belki bunların isimleri bile yoktur. Genelde Amerikan markalar isim koyuyor ve Fransız markalar numara koyuyor. 378 numara. 319 numara. Ve benim favorim olan 222 numara. Favorim olmaz diye düşünmüştüm. Çünkü metalik bir gloss. Ama dün sürdüm ve çok hoşuma gitti. Renklerini swatch yapayım mı? Sanırım bunlar yeni seri. Görüyor musunuz? Bir sürü işte. Ne kadar pigmentli. Bunu da bir gün kullanacağım bu arada. Daha sonra 319 numara. İlk sürdüğüm bu arada 378 numaraydı. Şimdi 319 numarayı süreceğim. Kokuları da hoş. Bu daha içinde böyle metalik ışıltı yok. Nitekim diğerinde de yoktu. Daha sonra bu 321 numara. Bu da bayağı pigmentli. Ve dün sürdüğüm, bugün de sürecek olduğum 222 numara. Onu da şu en alta süreyim. Görüyorsunuz ışıltılı. Şimdi ben dün bunu nasıl sürdüm? Essence'in elimden düşmeyen Hanibal isimli bu lip liner'ını 4 numara. Şu öyle dudaklarımı çerçeveledim. Sonra doldurdum dudaklarımı bununla. Görüyorsunuz öyle çok aman aman. Düzgün olması önemli değil. Ve daha sonra bu şekilde de çıkılabilir bu arada. Ama ben böyle biraz abartmak istedim. Ve Lancome'un bu
Dudak kalemini sürdüm. Dudak kalemi değil bu. Gloss'unu sürdüm. Böyle. Ve dediler ki aynen böyle söylediler. It matches your complexion dediler. Yani senin cilt tonuna çok uymuş dediler. Onların yalancısıyım. Acaba kalıcı olsun istersem üstüne bir şey sürsem mi bu? Niye olmasın? Milk Makeup'ın Blur Spray'ini süreceğim üstüne. Bu kokusunu sevmiyorum yalnız. Bu tarafıma fazla gelmedi. Mentol iyi bir kokusu var. Şöyle kuruttum. Ve efendim benden bu kadar. Şimdi gideceğim üstüm başım. Gideceğim şu saçlarımı belki kabartmak için bir şeyler sürebilirim. Ve gideceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza hoşunuza gitmiştir. Başka makyaj videosunda yine görüşürüz. Çok öptüm. Hoşçakalın.